Tabii ki biz 14 Haziran 2024 tarihinde Tarım Orkam Sen Şanlıurfa Şubesi olarak bir basın açıklaması yaptık. Aslında 13 Haziran'da bizim Şanlıurfa bölgesinde, Şanlıurfa, Eyübiye, Ambartepe, Kırsal Mahallesi'nde arazi kontrollerimiz esnasında beraber oraya gittiğimizde yangının devam ettiğini gördük. Aslında tarla ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir yangının çıktığını, arada traktör izlerinin olduğunu ve bitişik tarlasının yanmakta olduğunu gözlemledik. Oradaki vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerde aslında 11 Haziran'da bir yangının çıktığını, itfaiyenin gelip söndürdüğünü, elektrik direklerindeki bakımsız elektrik direklerindeki işte kontrollerin yapılmadığını ve bu sebeple ikinci bir yangının ortaya çıktığını biz gözlemledik. Biz oradayken aslında çekmiş olduğumuz video görüntülerinde de elektrik direğindeki tellerden kıvılcımların etrafa saçıldığını, o kıvılcımlardaki ateşten kaynaklı olarak buğday tarlasının yangından zarar gördüğünü biz gözlemledik. Arkadaşlarımız da, üreticiler de bu durumu teyit ettiler. Onlardan aldığımız bilgiye göre daha önce, yani tarih olarak söyleyeyim sizlere, 10 Haziran günü yangın çıkmıştı aslında. Yaklaşık bir 10 gün önce TEDAŞ'a telefonla ihbarda bulunduğunu, TEDAŞ'ın en kısa sürede gelip bakım ve onarımlarını yapabileceklerini söylemişler. Ama herhangi bir bakım ve onarım yapılmadığını, dolayısıyla elektrik direğinden çıkan kıvılcımdan dolayı yaklaşık 50 dönümlük buğday tarlasının yandığını ve bahçesinde bulunan yaklaşık 200 adet meyve ağacının yandığını biz kendi gözlerimizle de görerek teyit etmiş olduk. Yapmış olduğumuz gözlemde elektrik direğinden kıvılcımın etrafa saçıldığını, hatta direğe insanların yaklaşamadığını, çünkü herhangi bir can ve mal kaybının oluşabileceğini kendi gözlerimizle de gördük. Zaten vatandaşın bize ifade ettiği şekilde 2021 yılında da DEDAŞ'a dilekçe verdiğini ve herhangi bir bakım ve onarımın yapılmadığını, ilk yangının 10 Haziran'da çıktığını, itfaiye raporunun tutulduğunu bize söylediler. 10 Haziran'da yangın çıkmıştı ve yangından yaklaşık bir hafta önce, yanılmıyorsam ayın 2'si, 2 Haziran tarihinde DEDAŞ'a Alo 186 ihbar hattına telefon açtıklarını, elektrik direklerinde hasarın oluştuğunu, yangına sebebiyet verebileceklerini bildirmişlerdi. Ancak bize iletilen bilgiye göre herhangi kimsenin gelmediğini ve biz 13 Haziran'da yapmış olduğumuz gözlemde halen elektrik direklerinin bakımsız olduğunu ve kıvılcım attığını gözlemledik. Şimdi köylerde tarımsal üretimin yapıldığı alanlarda elektrik direkleri, birincisi tarımsal sulama kuyularının çalıştırılması için yapılan elektrik üniteleri var. Bir de köyler arası enerjinin sağlandığı elektrik direkleri var. Yani yangın birincisi elektrik direklerindeki, elektrik tellerindeki bakımsızlıktan meydana gelebiliyor. Elektrik direklerindeki bağlantı hatalarından kaynaklanmış olabiliyor. Bir başka mevzuda da örneğin özellikle Suruç bölgesini söyleyeyim ben. Mesela Suruç'ta tarım alanları yeni sulu arazi vasfına dönüştü. Daha önce kurulmuş olan elektrik direkleri tarlaların suyla buluşmasıyla beraber toprağın süngerimsi bir yapı hal alması ve elektrik direklerinin hafif bir rüzgarda esnemesine sebep oluyor. Ve bu esneme neticesinde elektrik direkleri, elektrik telleri birbirine çarparak kıvılcım oluşturmakta veya hasat esnasında biçer döverin alçak olan elektrik tellerine çarpmasıyla beraber yine yangınlar oluşmaktadır. Burada yapılması gereken DEDAŞ'ın veya vatandaşın kendi sulama kuyularında kullanmış olduğu trafolarının bakımlarının sürekli yapılması, her hasat sezonunda bu olayların yaşanmaması gerekmektedir.